Şimdi enteresan bir şeyler var. Yani yakın gözüken Ayşe, Nisa, Nisa. Yağmur vardı. Böyle bir e, rüzgar tersine döndü. E, geçen sene de Ayşe'nin benzer bir arkadaşlığı bir yerde böyle tersine dönmüştü. Neden oluyor bilmiyorum ama e, mesela e, Nisa ile Ayşe'nin ben bu noktaya geleceğini düşünmezdim. Ben de Nisa'nın e, şey demesi, hani Ay Ayşe ile alakalı olumsuz konuşması... Eee bakışta et, evet enteresan bakıştan. geldi. Eee bunun nedeni onu merak ediyorum. Ee, o kadar Nisa'da zaten Ayşe'yi eleştiriyorlar. Damla senle başlayalım mı? Evet şimdi e, Nisa ile Ayşe arasındaki bu gerilim yani acaba daha soğuk savaş Evet, soğuk Bizde savaş yani. diyelim. Ya yani bu devam eder mi? Gün yüzüne çıkar mı? Acaba gerçekten Ayşe e, Nisa'yı düşürmek için mi öyle dedi yoksa Survivor'ın içerisindeyken zaten psikolojinin yeteri kadar çok güçlü olmuyor. Dolayısıyla orada birinin bir söylemiyle en yakın gördüğün insanın oyununla alakalı ya da performansınla alakalı bir şey söyledin mi onu yanlış anlama olasılığında bir o kadar yükselmiş oluyor. Şimdi bu durumda ben Ayşe'nin hani e, şu dere kenarında yaptıkları Gökhan Evrim ve Ayşe'nin olduğu yerde konuşmalarda yani Nisa için kötü bir söz söylemedi. Hani Nisa'yı ön plana bilerek evet. atıyorlar ki kazanamadığında bak kazanamadı olsun diye ama... Ben bu söyleme de katılmıyorum. Şimdi takım olarak ben bir insanı hani sevmiyor olsam bile gerçekten çıksın diye ön plana sunduğumda e, o zaman sen tabii ki de çıkacaksın, kazanacaksın ya da kaybedeceksin. Bunun sorumluluğunu sen alıyor olman lazım. Şimdi o zaman sen her oyunda şunu mu yapacaksın? Nisa için söylüyorum. Hani yok ben çıkmayayım, kendimi iyi hissetmiyorum, kendime güvenmiyorum bu atışta. Ben burada kendime güvenmiyorum kendimi biraz daha iyi hissedersem orada çıkayım. Siz dediğinizde değil de ben istediğimde çıkayım. E burası öyle bir yer değil ki. Yani bir şeylere hazırlıklı olamıyorsun ne yazık ki. Oyuna çıkacaksın sana atıyorum çık dendiğinde çık göster performansını zaten oynaya oynaya kendini daha fazla geliştirme imkanı olur. Yarın bir gün onlar bir şey söylediğinde sen atıyorum işte biz sana fırsat tanıdık. Sen işte kazanamadın e tamam da baktığında mesela Seda ilk oyuna çıktı ilk turda kazanamadı ama ikinci turda mesela Yağmur yerine Seda seçti. Niye? Mesela Yağmur'un orada onu sorguluyor olması lazım ama bunu sorgulamıyorlar. Evet. Ya da bunu Nisa çok iyi gözlem yeteneğine sahip olduğunu düşünüyorum o zaman Nisa sen diyeceksin E tamam ablacım sen çıktın. Ya Seda Özelinde söylemiyorum ama X bir kişi de olabilir. Sen çıktın ikinci tur diye yani birinci turda kaybetmişsin ikinci turda yine seçiyorsun. E demek ki benim de böyle bir hakkım var. Yani Evrim gibi hakkını lazım. Ama biraz olması işte e, hani performans seceresine de bakıyorlar şimdi. E, Seda evet bir oyun iki oyun üst üste kaybetse bile. ...üçüncü oyunda alma ihtimali... ...eskilerdeki gibi yüzde 56 mesela... ...hani öyle bir yarışma. Nisa için de onu diyebiliriz... ...yani bunlar zaten ben All Star'a Star katılmış yarışmacılar... ...çok geri planda kalan Nisa... ...birazcık o kendinde özgüveni şimdi, bulsa... ...bence haklısın yapabilir. Ama şimdi geri planda kalmak derken... ...bak şimdi bunu kim için söyleyeyim... ...Nisa, Ayşe ve e, Evrim için söyleyeyim... ...bir tık da Yağmur için söyleyeyim... ...hani futboldan örnek vereyim... ...Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için... ...önce e, ligde ilk ikiye girmen lazım ya... Evet. ...şimdi bu arkadaşlar... Ne zaman 2'de 2, 3'te 3 yaptılar da onları best of için düşünelim ki. Şimdi Ayşe'ye bakıyorsun. Kaçta oynuyor Ayşe? %33. Nisa'ya bakıyorsun. Birleşme sonrası %37. Evet. Devrimi bakıyorsun 41. Yağmur'a bakıyorsun 42. E şimdi bir şey söyleyeceğim. Hı hı. %60 kaybetti, kaybetme ihtimali olan bir yarışmacıyı ben neden best of'a çıkarayım? Bak %60. 50'yi geçse derim ki hani bir şey vardır %51. Nisa için best of için konuşmuyorum. Ay genel he, hepsi ben evet. şimdi işte genel bir şey yapıyorum. Hani Ayşe için konuşuyorum tamam. esas ama Ayşe'nin yanına ben Evrim'i de katıyorum, Nisa'yı da katıyorum, Yağmur'u da katıyorum. Oyuna çıkarken de yani bak özgüven aslında bence burada yarışmacıların biraz bahanesi oluyor. Doğru. Ya bak bu şey gibi işe girerken iş tecrübesi istemek gibi ya bir şekilde sen bir şeyler göster ki. İnsanlar sana o şeyi versin, yetkiyi versin burada yarışman için. Yani çıkıyorsun 2'de 0, çıkıyorsun 3'de 0. E ben seni normal, bırak best of'u normal oyuna çıkarken bile düşünürüm. Çünkü akşam kaybedersek benim de gitme ihtimalim var. Doğru. Ve o yarışmacı da zamanla şöyle bir noktaya geliyor. Atıyorum Ayşe, Nisa falan. Ya ben iyi değilim. Seda çıksın kazanıyor. Dokunmazlığı alalım. Ben adada kalayım Şimdi noktasına ba geliyorsun. Şimdi bayrak yarışında bence Kaybettiği de zaten orada de Seda çıkmalıydı. Ben hem fikrim orada. Çünkü bayrak yarışında atış yapmayacak bir kadın yarışmacı ve hızlı olabilecek bir kadın yarışmacıya ihtiyaç vardı. Ya Sude olacaktı ya Seda olacak. Ama ben normal oyunda da iki kere kaybetmiş bir Seda'ya e, Nisa, Ayşe ya da Evrim'i tercih etmem mesela. Ya da Nagihan, Sema Merve. Bu benim düşüncem. Ya şimdi ben senin de yani <laughs> bu, bu konuda bakmıyorum. ya bu konuda senin de haklı olduğun yerler var. O dediğin o istatistik kısmı doğru. Yani birleşme sonrası Nisa ile Ayşe'nin hatta Ebrimin de performansları çok iyi değil diyemeyeceğim. Hiç iyi değil hatta. Yani yüzde %65 ortalamayla kaybetme Kaybediyor. olasılıkları var. Yani evet. bu üçünün %65 kaybetme olasılığı çok büyük bir olasılık. Takım içinde bir risk. Öbür tarafta Seda Sude çıkarsa yüzde %42 Kaybetme olasılıkları var. Yani arada %22, %23 bir fark var. Önemli bir fark yani. O yüzden yani şimdi... Yani onu kaybettiği kadar biraz kazanma ihtimali var. Doğru Evet mu? ama... Seda... ya Pardon. Ee, Seda ile Sude de... Bu daha çok Seda'da oluyor ama... Şimdi ilk oyunlarda direkt e, seçme hakkı... Sanki bu ikilideymiş gibi bir durum var. Çok ara sıra Yağmur seçebiliyor. Bazen bazen Evrim seçebiliyor. Şu an hani... Nisa'nın ben daha ilk seçmede çok böyle... 5 5 kişilerken 6 kişilerken hariç 3 4 hiç ilk çıktığını hatırlamıyorum ya da Ayşe'nin de. E şimdi bir de ilk seçmede Seda kaybetmişken ve Yağmur kazanmışken Seda ikinci seçmede tekrar kendi seçebiliyor. Evet. Ya bu burada böyle bir rahatlık var ve burada evet. bir böyle bir dengesizlik var. Ama bu dengesizliği yaratan da aslında takımın kendi içindeki oyuncular. Yani buna bir şekilde bir, baş kaldırı yapılması evet. lazım Nisa tarafından, Ayşe tarafından, Evrim tarafından, gerek, gerektiği zaman Yağmur tarafından. E bunlar da yapılmadıkça onlar kendinde yani Seda tarafı kendinde bunu bir hak olarak görebiliyor. Göre yani sürekli seçme haklarını alabiliyor ki şöyle bir durum var. Bu arada seçme hakkı oyuna girme hakkı. Ya, oyuna Çünkü e, oynuyor. karşı taraftaki 3 yarışmaçta az çok ama aynı Ama bazısı 2 yani. kere oynuyor bazısı 4 kere oynuyor işte. Hayır o önemli evet. ama karşı tarafta birini seçmek artık çok önemli Şimdi değil. Şimdi Seda'nın toplam Üçü oynadığı sayı için. 220. Evet. Bu Survivor'ın bu seneki Survivor'ın açık ara en fazlası. Yani 220 oyuna çıkmış. Yani artık Seda'nın da bir yerde... Bir izin vermesi lazım bence de. Ya şimdi Yağmur 166 oyuna çıkmış. Su'de 160 oyuna çıkmış. Aynı anda gelenlerden bahsediyorum. Nisa 134 oyuna çıkmış. Evrim hadi Evrim çok şeye gitti. Adaya gitti. Yokluk adasına gitti. Sakatlandı. Sakatlandı. İşte sürgün adasına gitti. Evrimi saymıyorum. Su'de, Nisa, Yağmur hiç gitmediler değil mi bu? Hı hı. Sürgüne ya da e, yokluğa gitmediler. Yani Seda 220 oyun oynarken Nisa'nın 134 oyun oynaması bana garip geliyor. Ya da Su'de'nin 160 yani %40 Ortalamayla sen daha fazla oynuyorsun bütün arkadaşlarından. Bu biraz fazla yani, geliyor bana. Hani bazı yarışmacılar çok iyi. Haklanıyor. İlk önce onu ön plana koyabilirsin hani çıksın diye. Algısal olarak da bence ilk önce hani dersin ki çok iyi bir yarışmacıysa o çıksın diyebilirsin. Ama diğerlerini görmezden gelemezsin. Hani bu çok bence de arada çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Mesela dünkü o bençte yapılan konuşmada Ayşe'nin ben çıkmak istiyorum dedikten sonraki Seda'nın verdiği tepki de fazla. Tamam o zaman Ayşe sen çık tamam. Yani trip atar gibi insanlar orada fikrini beyan edemeyecekler mi? Ben şunu yapmak istiyorum. Hani bir öneridir, bir fikirdir dediğinde ya direkt sana sert mi gelecek? Çıkmak Bu... istemeyince çıkmak istemiyorsun diye eleştiriliyor. Ayşe'nin söylemi gayet doğal. Ben normal karşılamıyorum. Ha evet bak Ayşe değil. Ben de o takımın içerisinde olsaydım ben de derdim ki atış yani atış yapmayacak bir kadın sonuç olarak hızlı gelmesi evet. lazım. Hani orada seda çıksın derdim ama bunu bir kılıfına uydurursun. Ne dersin Ayşe? Sen çok iyisin ama şu anda mesela bir parkurda biz baktık sanki Seda daha hızlıydı. Bir dahaki turda hani bir dahaki oyunda sana böyle bir fırsat verelim. İznin varsa bence hani oylamada Seda sanki daha iyiydi gibi. Hani bu konuşma olmuyor görmezden geliniyor. Mesela Sude Baraka'dayken Ogeda'yı eleştiriyor. Sen e, Ayşe'ye çok sert çıkış yaptın gibi. Hani ben öyle gördüm Berkan'dan öyle bir şey görmüyorum. Şu konuşmada Sude hiç konuşma Ayşe'nin dediklerine hiç kulak asmadan dönüp Seda'ya diyor ki zaten çok hızlı geleceksin sana inanıyorum. Yani görmezden geliyorsun orayı yok sayıyorsun. Bir yorum bile getirmeden direkt Seda'ya dönüyorsun. Algısı çünkü o tarafta. Ayşe'yi yok saymış oluyor. E sen bu durumda bunu yapan bir insan olarak kusura bakma ama Ogeda'yı da eleştiremezsin. Kemal abi. Ee, ben Ayşe'nin bu söylemini haklı buluyorum. Sadece zamanlamasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu ...oyun bitiminde söyleseydin... ...ben çıkmak istiyorum... ...en azından o zamana kadar da şekillenmiş olurdu... ...kim oyunun içinde, kim oyunun dışında... ...kim kazanmış, kim kaybetmiş... ...bunu gördün, o zaman haklıydın ama... E, ...oyuna çıkmıyoruz diye, çıkmadı diye... ...Nisa'yı eleştiriyoruz... ...niye sorumluluk almıyorsun diye Nisa'yı eleştiriyoruz... ...o zaman şimdi Ayşe'yi eleştirmememiz lazım... ...Ayşe en doğal hakkıyla... ...ben en kötüsünde of'a çıkmak istiyorum diyor... ...evet kaybetmiş olabilirsin... ...ama bu özgüvendir... ...takıma bir destek olması lazım... Ama burada takımın verdiği tepki <laughs> tartışılması lazım. Seda'nın tepkisi, diğer arkadaşlarının Ayşe'nin yanında olmayışı. Ya Ayşe bir şey bitsin, erkekler de bir, bir olayı bitsin. Ondan sonra bir bakalım kimin çıkması gerektiğine o zaman karar verelim evet. deselerdi. De durum daha çok farklı olurdu. Nisan'ın e, olayına gelince, Nisan'da şu anda gerçekten bir özgüven eksikliği var. E, takımın içindeki o bura, yani düşünebiliyor musun? Nisa totem yapıyor. Nisa çıkmış birisi oyunu alsın diye totem yapıyor. Yani olayı bıra bırakmış, e, yarışmayı bırakmış. Totemle o kazanacağınız zannediyor. E böyle bir şey yok Ama ki. Ama Nisa'yı eleştireceğimiz nokta da var bence. Yani hayır burada şunu yapması lazım Nisa'nın. Artık sorumlu kalıp olayın içine girmesi lazım. İnsanlar senin hakkında ne söylerse söyler, söylesinler. Sen yapmayınca zaten söylemiyorlar mı? Ha şunu düşünün Nisa. Nisa'ya bakan oyunlar vardır. Nisa'ya bakmayan oyunlar vardır. Ama bu Survivor'ın genelinde ben 1-2 oyunun haricinde Nisa'nın bütün yarışmalarda çıkabilecek görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Yani Nisa hem hızıyla hem ci, e, kuvvetiyle, parkurdaki hızı da çok iyiydi aslında. E, diyorum ya, müthiş bir hızı var ve çok da akıllıca işler yapıyor. Atışı son e, o, final atışlarını çok iyi yapıyor. E sen burada niye kendini ön plana çıkarmıyorsun? Niye geride kalıyorsun? O zaman da Sude ya Seda ya da, de ya da, ya da Yağmur'a da söz do doğuruyorsun. Ben olsam yapmam. Tam tersi sonuna kadar giderim. Siz bana ben sussam da benim için konuşuyorsunuz. Evet. Susmasam da konuşuyorsunuz. Ben de o hakkı size vermen demesi lazım. Ama işte orada şu çıkıyor. Temin hakkında söylediği gibi takım oyunu oyuncusu olmak. Ben bunu alamayacaksam başkası alsın o çıksın. Nisan'ın şimdi potaya girdiğine elenme şüphesi var mı? Zannetmiyorum.